Şu an mısır aslında fiyatlarının açıklanması gerekirken açıklanmadığından dolayı şu an esnaflar da bir tedirgin. Biz de tedirginlik. Mahsullerimizi dökecek olduğumuz kurumlarda vardık. Mesela şu an dökecek diyoruz. Fiyat oturmadığı için, fiyat açıklanmadığı için adamlar şu an bizi hiç şeye, gaydeye almıyorlar gibi bir durumlar var. Şu an bizim bu kısadan girdilerimiz, gübre fiyatları, mazot fiyatları çok yüksek girdilerle maliyet ettik şu an. Sıkıntılı bir durum var. Fiyatların açıklanmasını en kısa zamanda istiyoruz. Biz mısırların en aşağı, en kötü bantla 7000-7200 olmasını bekliyoruz. Yani şu girdilerle, bu maliyetlerle, bu su parasıyla, bu gübre maliyetlerle, zehir maliyetlerle, tarla kiralarıyla. Yani kiracılar da şimdi yüksek bir umutla bekliyorlar tarla kiralarını. Her şey iki kat oldu diyor. Giden sene 1 liraya tuttuğumuz, 1,5 lira tuttuğumuz tarlalara şu an 2 lira, 2,5 lira rakam istiyorlar. Yani hepsi iki kat olmuş. İki kat olunca da sıkıntılı şu an. Üretimde de bize biraz da geri durmak da istiyor açıkçası. Ama şu anki durumda da bayağı rahatsızlık. Bir karış yer bırakmayın diyorlar. Bir karış yer, sulanmalık yer kalmasın diyorlar. Her türlü kurumlara şey tebligatları veriyorlar ama ekildikten sonra daha şu durumlar fiyat açıklanmıyor. Yani şu duruma gelinmiş. Mısır hasadı başlamış. Şu an çiftçi ne satacağını bilmiyor. Yani ürününü neye satacağını bilmiyor. Fiyatlar açıklanmadı. Bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Mazot borcumuz var, işçiye borcumuz var, tohum borcumuz var, gübre borcumuz var. Yani bir an önce bunun açıklanmasını istiyoruz. Böyle çok perişan kaldık. Durum ortada. Mısır biçer tarlaya dayanmış, ortada fiyat yok. Benim bunu kaldırıp dökecek yerim de yok, depom da yok. Hava yağmur yağarsa ne yapacağım ben? Perişan durumdayız yani. Bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Şiir nasıl yazmam ki? Hava bulutlandı mı ben şiire başlıyorum. Çünkü yağmur geliyor. Ne yapacağım? Tüm çiftçiler şair oldu. Mazotu gübreyi döktük tarlaya. Fiyat açıklanmadı, kaldık arada. Alacaklılar bekliyor hep bütün sırada. Biz kaldık böyle ortada. Sezonun ilk biçimini ben yapıyorum. Biçim yapmamın sebebi de sulama sorunu yaşamamız. Sulama birliği 4. sularımızı 25 gün içerisine verdi. 3. suyla 4. su arasında. Bu da tarlanın daha erken hasata gelmesine neden oldu. Bu da verim kaybı demek. Rekolte kaybı 100 kilo, 150 kilodan aşağı değil dönüme. İkinci sorunumuz da fiyatın açıklanması. Bütün çiftçiler fiyatın bir şekilde belirlenmesini bekliyor. Şu an için normal verimler 1300-1400 kilo civarında bir verim alıyoruz. Ama beklentiler tabii 1500-1600 civarında olması yönündeydi. Yaptığımız çalışmalar, attığımız gübre, sulamada yaptığımız masraflar, sürüm masraflarında 1400 ve üstünü almamız gerekiyor.